Evet, şimdi güzel bir kayık resmi yapalım. Hemen fırçalarımı temizledim. Bunu da böyle koydum. Tatlı bir kayık resmi olsun. Biraz aldım bu şekilde. Şöyle, bu sefer daha hafif davranarak ilerliyorum. Daha hafif davranıyorum resmime karşı. Biraz sarıdan alıyorum. Sarıdan aldıktan sonra şurasıyla biraz şöyle karıştırıyorum. Hafif bir yeşil elde ettim. Ve bu yeşili kullanacağım. Şuralarda hafif yeşili kullanıyorum. Daha sonra alt kısımlarda da ihtiyacı olduğunu fark ettim. Alt kısımlara da uyguluyorum. Daha sonra biraz daha sarıdan alıyorum. Ve şimdi daha yoğun, daha canlı bir sarıya ihtiyacım olacak. O yüzden şuralara ekleyeceğiz. Oo. Ben bu fırçamı temizledim zannediyordum ama temizlememişim. O yüzden hemen paletimi siliyorum. Silmişken beyaz kısmını da sildim. Fırçamı yıkamıştım. Öyle zannediyordum. Yıkamamışım. Şimdi biraz daha sarıdan aldım ve bu şekilde bir iki fırça darbesiyle karıştırıyorum. Şuraları hiç boyamıyorum. Biraz pembeden aldım. Beyaza doğru. Gözükmüyor mu yaptıklarım? Evet, gözükmüyormuş. Şuradan devam edelim. Şöyle bir renk aldım. Biraz toz pembe. Şuralara hatta özellikle şuralara uygulasam daha hoş bir etki oluşacak. Biraz mavi alacağım. Biraz maviyle karıştırıyorum. Şimdi bu yapmış olduğum
kağıdın alt tarafında bir çalışma daha var. O yüzden biraz fazla kabardı. Şimdi mor rengine ihtiyacım var. O yüzden biraz maviye pembeyle karıştıracağım. Tatlı moru. Elde ettik. Ve bu moru. Buralara da uyguluyoruz.
Tamam. Bitti.